Herkese merhaba. Ülke gündeminden günlerce düşmeyen seri katil, koleji katil Orhan Aksoy'un hikayesini anlatıyoruz. Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos depremine kadar oldukça normal bir hayat yaşayan Orhan Aksoy, deprem felaketinin etkilendiği milyonlarca insandan sadece biriydi. İşleri bozulan Aksoy, ailesini Romanya'ya göndermişti. Ancak kendi ruh halindeki değişiklik, ona ve kurbanlarına hiç tahmin etmeyeceği dehşetler yaşattı. Aksoy ailesine gönderdikten sonra İstanbul'da bir arkadaşıyla birlikte yaşamaya başladı. 2000 yılının Ekim ayında aynı iş yerinde beraber çalıştığı ev arkadaşına öfke ve nefret kusmaya başlayan Aksoy, bir gün evde alkol alırken ev arkadaşı başına geleceklerden habersiz son kahkahalarını atıyordu. Kurban saatler geçtikçe alkolün etkisiyle koltukta uyuklamaya başladı. Aksoy kafasında günlerce kurduğu planı hayata geçirmeye hazırlandı. Eline çamaşır ipini aldı ve koltukta sızmış vaziyette oturan arkadaşının boynuna geçirdi. İpi ellerine sıkı sıkı doladıktan sonra bütün gücüyle boğmaya başladı ve dakikalar geçmeden ev arkadaşı nefessiz kalarak gözleri açık bir şekilde can verdi. Aksoy ev arkadaşının cansız bedenini 4 gün içi su dolu bir küvette bekletmiş, daha sonra çırılçıplak bir vaziyette hullemişti. Hiçbir şey olmamış gibi günlerce işe gidip geliyor ve öldürdüğü arkadaşının cesediyle aynı evde kalıyordu. Aksoy'un sonraki hedefi ise kardeşinin arkadaşıydı. Onu adeta kafaya takmıştı. Bir gün ilk kurban gibi onu da evine davet eden Aksoy yine planını yapmış ve fırsat kolluyordu. İlk kurbanındaki gibi masalar kuruldu. Alkoller içildi. Kana karışan alkolün etkisiyle koltukta sızan kurbanla yaklaşan Aksoy'un beklediği fırsat gelmişti. Boynuna ipi dolayarak sıkmaya başladı. Gözleri dönmüş bir vaziyette bütün kuvvetiyle boğdu. Cesedi 2 gün boyunca evde sakladı ve ardından aynı yöntemle onu da kolileyerek ortadan kaldırdı. Aksoy artık birilerini katletmek için bahaneler arıyordu. Bir sonraki kurbanla öldürmek için bahaneyi ise bir arkadaşının söylediği sözle buldu. Seyyar satıcı arkadaşı aylar önce kendisine söylediği şeylerden dolayı Aksoy'un hedefi olmuştu. Üçüncü kurbanı oydu. Günlerce planını yaptı ve o anları kafasında tekrar tekrar canlandırdı ve artık kararı kesindi. Diğer iki kurbanındaki gibi arkadaşını eve çağırdı. Arkadaşıyla beraber alkol alarak sarhoş etti onu. Arkadaşı kendinden geçtiğinde ise önceden çekmeceye koyarak hazırladığı ölüm ipini eline alarak onu da boğdu. Aksoy'un dördüncü kurbanı için yöntem yine aynıydı. Yine aynı bahanelerle evine davet etti. Alkol verip sarhoş ettikten sonra ip de boğarak öldürdü. Yine su dolu küvetin içinde günlerce bekletti. Ancak Aksoy bu kez kurbanını hemen kollemedi. Bu sefer koli sayısını artırmanın peşindeydi. Dördüncü kurbanını katlettikten kısa bir süre sonra beşinci kurbanını da evine çağıran Aksoy'un bu seferki bahanesi ise evinde bulunan pul koleksiyonunu satmaktı. Kurban hiçbir şeyden habersiz pul koleksiyonunu bakmaya gelmişti ancak Aksoy onu da iple boğarak katletti ve su dolu küvete koydu. Daha sonra iki cesedi de çıplak vaziyette ayrı ayrı kollere yerleştiren Aksoy silikon tabancasıyla da boşlukları doldurdu ve kollerin ağızlarını bantlayarak sıkı sıkı kapattı. İstanbul polisi şehirde bu seri katil sebebiyle teyakkuzdaydı. Neredeyse tüm birimler seri katili yakalamak için seferber olmuştu. Ortada delil olarak ise İstanbul'un ayrı ayrı ilçelerinde kollenmiş 5 ceset vardı. Karakollara yapılan kayıp başvuruları araştırılıyor ve işgaller inceleniyordu. Tarihler 16 Ocak 2001'i gösterdiğinde son öldürülen kişinin telefonunun yanında olduğu ortaya çıktı ve telefon kayıtları incelenmeye başladı. Kurbanın görüştüğü bir numara vardı ve ona ulaşılamıyordu. Yetkililer sabırla bekledi ve 23 Ocak'ta bu telefon açıldı ve sinyal verdi. Sinyaller Bursa'yı gösteriyordu. Harekete geçen cinayet masası ekipleri, işlediği cinayetler sebebiyle koleji katili olarak anılan Orhan Aksoy'u bir kafede otururken yakaladı. Aylarca ülke gündeminden düşmeyen ve kamuoyuna dehşet saçan seri katil artık yakalanmıştı. Sorguya alınan Aksoy, ev arkadaşımın telefonunu çaldığını anladım ve onu infaz etmeye karar verdim, ifadelerini kullandı. Aksoy daha sonra yapılan sorgusunda ev arkadaşının cesedini bir pazar arabasıyla kolinin içinde bahçeli evlerde bir mezara gömdüğünü belirtti. Koleji katil devam eden sorgusunda ikinci kurbanının cesedinin de kolinin içinde yol kenarına bıraktığını söyledi.
Yaklaşık 6 gün süren sorgunun ardından Aksoy, diğer 3 kişiyi de aynı yöntemlerle öldürdüğünü itiraf etti. Koleji katil çıkarıldığı mahkemece işlediği 5 cinayetten 5 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı ve günümüzde hala cezaevinde bulunuyor.